Sayın seyirciler, Diyarbakır'da güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor. Sur ilçesindeki operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şimdi kameralarımızı Diyarbakır'a çeviriyoruz. Karşımızda TRT Haber muhabiri Handullah Avcı var. Handullah Avcı, seni dinliyoruz. Evet, aslında çok değil. İki gün önce, yani cuma günü yine bu saatte buradaydık. Burası Çevik Kuvvet Sitesi, Kadir Işın Spor Salonu ve cuma günü Diyarbakır Emniyeti Sur ilçesinde Melik Ahmet, Gazi ve Turistik Cadde arasında kalan bölgede dev bir operasyona imza atmıştı ve adeta örgüte ait bir cephaneliği ele geçirmişti. Bugün de yine benzer bir operasyon gerçekleşti ve şu anda arkamda da görmüş olduğunuz gibi manzara yine cuma günküyle aynı. Yine çok sayıda fişek, uzun namlulu silah, gördüğünüz gibi kameraman arkadaşımdan rica ediyorum şu an ekrana getiriyor. 6 adet uzun namlulu silah, yine çok sayıda roket atar sevk mermisi, yine arkadaşımdan rica ediyorum, bir adet havan mühimmatı var ele geçirilenler arasında. Yine burayı göstereceğim ben size, kameraman arkadaşım ekrana getirse. İşte burası örgütün patlayıcı madde kullanımı yapımında kullandığı malzemelerden oluşan bir alan ve yine haberleşmede kullandıkları telsizler var. Yine ele geçirilenler arasında yaklaşık 40 bin adet uzun namlulu silahlara ait fişekler var. Kameraman arkadaşım şu an ekrana getiriyor, siz de görüyorsunuz. Yine çok sayıda konserve kutuları var, örgütün yiyecek olarak kullandığı gıda malzemesi. Tekrar etmek gerekirse cuma günü Diyarbakır Emniyeti Sur ilçesinde büyük bir operasyona imza atmıştı ve adeta bir cephanelik ele geçirilmişti. Bugün ikinci bir operasyon gerçekleşti ve bu operasyonda da 6 adet uzun namlulu silah, 6 adet el bombası, 16 adet anti tank roket atar mühimmatı, 13 adet anti personel roket atar mühimmatı, 23 adet roket atar sevk motoru, 1 adet havan mühimmatı ve yaklaşık 40 bin adet uzun namlulu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Önemli bir detay var, onu söylemek istiyorum. Fişek kutuların üzerinde Kiril alfabesiyle yazılmış yazılar olduğunu gördük. Yine buradaki emniyet görevlileri bize söyledi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Operasyonda ele geçirilen mühimmatı görüntülemiş olduk. Böylelikle teşekkür ediyoruz detaylar için Handullah Avcı'ya.